Geldik dördüncü derse. Sekiz derse. Sekize başlıyorum kampından. herkese selamlar. Ben Milo Hocanız. Bugün sizlere bilimsel gösterim ve çözümlemeyi anlatacağım. Gerçekten üstü ifadelerin sonu ve ama en kritik noktalarından biri diyelim. Ee, ve güzel de bir çıkmış sorumuz var. LGS amcalar sormuş bunu. Sormuşlar. Bakalım nasıl sormuşlar. Biz yapabilecek miyiz? Harika bir soruyla da yine e, kam e, kampımıza devam edeceğiz. Evet sevgili LGS canavarları ne diyoruz? Tabii ki de kamp için bazı malzemeler istiyoruz senden. Birincisi yıl boyu kullan ...anlayacağın bu planlama defteri planlama candır... ...planlama heyecandır. Planlamasız olmaz bu iş diyorum. Dolayısıyla da planlama defterini öncelikle... ...mutlaka edinmenizi tavsiye ediyorum. Onun dışında elinizde test kitapları da olabilir. Ben ödev veriyorum ama... ...elinizdeki kitaplardan da faydalanabilirsiniz. Ama eğer hocam yok elimde... ...ben senin... Yolundan gitmek istiyorum. Diyorsan da bu kitaptan ben sana hangi sayfaları şimdi ödevlendireceğimi söyleyeyim. Baştan söyleyeyim. Malum daha önce de söylediğim gibi yaşlılık unutuyoruz en sonunda. da e, aklımızda kalmayabiliyor. Şimdi bilimsel gösterim, ondalık gösterimin çözümleme ve bilimsel yani test e, 10, 11 ve 12'yi indiriyorsunuz. Bak surprise geliyor, surprise geliyor. Test 13 bir deneme. Yani artık bu dersten sonra kendini deneyebileceğin bir deneme sınavı koyduk buna. 20 soruluk tam. ...tamamı yeni nesil sorulardan oluşuyor. Dolayısıyla da e, büyük bir avantaj senin için. Şöyle sakin kafayla... E, ...dinlenmiş bir vaziyette... ...o denemeyi de çözmeni istiyorum. Deneme sonuçlarınıza kaç doğru kaç yanlış yorumlarda yazmayı unutmayın. Sizleri şimdiden tebrik ediyorum. Yüksek başarılarınızdan dolayı tamam mı? Evet şimdi ne yapıyoruz? Bilimsel gösterim dördüncü ders. Bu arada tekrardan hatırlatıyorum. 3 Temmuz haftasında soru kampı var. Bu sefer başta daha hatırlattım. LGS ilk soru kampımız var. Haberiniz olsun. Eee... Bu kampın pekiştirici olacak aslında o. Onunla da böyle dumping yapacağız. Ee, güzel bir yeni nesil soru çözüm kampı olacak. Sizlerle beraber diyorum. Ve ve ve. Seni nereye alıyorum? Şöyle kafa karıştı. Arkada ışıklar yok değil mi? Böyle bir içiniz kararmış olabilir. Ne yapayım? Bugün çalışmadılar. Ee, bugün bizimle değillermiş. Yapacak bir şey yok. Kampı ilk terk eden arkadaki ışıklar oldu. <laughs> Sıkıntı yok. Biz yolumuza devam ediyoruz. Çünkü bizim hedeflerimiz, hayallerimiz var ya. Biz ışık kadar nazik, narin değiliz. Bizim dediğim gibi hedeflerimiz var. Güçlü bir şekilde bu yolda ilerlemeye devam ediyoruz. Ve bugün de konumuz bilimsel gösterim ve çözümleme. Hadi bakalım. Önce çözümlemeden başlayalım. İşin esas kısmı burası aslında. Şimdi gençler çözümleme nasıl yapılır? Aslında ilkokuldan beri bildiğim bir iş. Ee, i̇şte e, rakamların, özür dilerim sayının e, rakamlarını tek tek yazıp basamak değeriyle çarpma işi aslında. Ama sadece bunu yaparken bu derste onun kuvvetini kullanacağız. Artık üstü ifadeler biliyoruz değil mi? Dolayısıyla şimdi gel yavaş yavaş başlayalım. Sana ilk sorum şu. Bu dördün basamak değeri nedir? Bu dört yani birler onlar basamağı değil mi? Onlar basamağında. E onlar basamağını onun kuvveti olarak nasıl ifade ederiz? 10 üzeri bir yani ondur. Onun ee, yani şimdi söyleyeyim onlar basamağının değeri 10'dur tamam mı? Onun değeri 10'dur. Dolayısıyla da 4'ü ee, neyle çarpmam gerekiyor o zaman? 10 üzeri 1 ile çarpmam gerekiyor. Birincisi bu. Geçtim 8'e. Şimdi diyeceksin ki hocam 8 birler basamağı. Benim buraya 1 yazmam lazım. Şimdi düşünüyorum ya ben 1'i 10 kuvvetiyle nasıl yazabilirim? Gençler ne anlatmıştık? Üzeri 0 olan her sayı 1'di zaten. O zaman ben bunu da... 10 üzeri 0 der, halleder geçelim O zaman 8'i de kimle çarpacakmışız? 10 üzeri 0'la. Tamam. Şimdi geçtim virgülden sonrasına. Burası, bundan sonrası kritik. Dikkat. Bundan sonra da aslında yapacağımız şey aynı örüntüye devam etmek. Bak 10 üzeri 1, 10 üzeri 0. Üstler düşüyor. Üst hep düşüyor. Dolayısıyla da virgülden sonraki ilk basamak... 10 üzeri eksi 1. Ondan sonra 10 üzeri eksi 2. Ondan sonra da 10 üzeri eksi 3. Bunları yazıyorsun. Mesela 2'yi kimle çarpıyorduk? 10 üzeri eksi 1 ile. Onu da birler basamağı diye altına yazdık zaten. 5'i kimle çarpıyoruz? 10 üzeri eksi 2 ile. Ve 7'yi de 10 üzeri eksi 3 ile çarpıyoruz. Çözümleme bitmiştir. Tabii ki de bunların arasında toplama işareti yazdığımızı biliyorsunuzdur. Onu da eklemiş oldum. Tamam. Çözümleme bu kadar basit düşüneceksiniz. Mevzu bu. Sadece senden şunu istiyorum. Şimdi karşına şöyle a, b, c virgül d, e, f gibi bir sayı geldi. Kimi kimle çarpacağını en baştan yaz. Not et, not et kendine ya. Hani notunu al. Mesela işte ee, ben şu c B ve A'yı kimle çarpacağım? Hemen yazayım. A dediğin birler onlar yüzler basamağı. Yüz dediğin 10 üzeri 2'dir. Sonra yavaş yavaş azalıyoruz. 10 üzeri 1, 10 üzeri 0, 10 üzeri eksi 1, 10 üzeri eksi 2, 10 üzeri eksi 3. İşte bu. Tamam. Kimin kimle çarpılacağını yazdıktan sonra zaten çözümleme işi çok çok basit. Bu kadar. Tamam. Şimdi hızlı bir şekilde örneğimizi yapalım. 140,07. Şimdi hemen tabii ki de düşünüyorum ya ben kimi kimle çarpacağım. Şurada bir neyim var yine yüzler basamağım var. Bu arkadaşı 10 üzeri 2 ile çarpacağız. Sonra onlar basamağı 10 üzeri 1 ile. Sonra sıfırımız var 10 üzeri 0. Sonra 10 üzeri eksi 1. En sonda da 10 üzeri eksi 2. Ben bu çözümlemeyi yaparım. Kimi kimle çarpacağım mı yazdım zaten. Mesela 1'i kimle çarpacağım? 10 üzeri 2 ile. Artı 4'ü kimle çarpacağım? 10 üzeri 1 ile notumu almışım zaten. Artı şimdi burada dur. Burada dur çünkü çok önemli bir şey söyleyeceğim. Sıfırı herhangi bir şeyle çarpınca zaten sıfır yutan bir eleman değil mi? Sıfır yutan elemansa niye yazayım ki? Bak sen oradan bir bana bak. Bak bak dünyanın en tembel insanıyla şu an karşı karşıya. O kadar abartmayayım ama. Ya bizim ruhumuzda var tembellik. İyi matematikçi iyi tembeldir. Dolayısıyla da ne yapıyorsun? Bunları yazmayacaksın. Sıfır oraya yani şunu yapmanın anlamı var mı? Sıfır çarpı 10 üzeri eksi bir. Özür dilerim on üzeri sıfır. Bunu yapmanın anlamı var mı? Bunun sonucu zaten yine sıfır. E niye yazayım ya? Niye yazayım? Beni niye yoruyorsunuz? Kurşun kalemimin ucuna yazık. Ki bu kurşun kalem değil ama sizdeki öyledir. Dolayısıyla da ne yapıyorum? Burayı es geçiyorum. Diğer sıfırı da es geçiyorum. Ama es geçerken kiminle çarpılacağını unutmuyorsun. Çünküsü, çünküsü e, üstleri azalta azalta gittiğimiz için diğer arkadaşı yani en sondaki o 7'ye 10 üzeri eksi 2 kaldığını unutmaman lazım. Buradaki kritik nokta bu. Yani şimdi biri tamam sen şurada 10 üzeri 2 ile çarptın. 10 üzeri 1 ile çarptın. Sonra sıfırları da sayacaksın. 10 üzeri 0, 10 üzeri eksi 1, 10 üzeri eksi 2. Bu şekilde gideceğiz tamam. Onları yazmana gerek yok. Ama kafadan saymana gerek var. Yani üstler azala azala gidecek. Onları da unutmayacaksın. Dedim ve çözümlemeyi hallettiğimizi düşünüyorum. Şimdi... Çözümlemeden öte diğer bir konu başlığımızda çok büyük ve çok küçük sayılar. Bunların dönüşümleri bizim için önemli ki. Yani bütün sorularda hemen hemen üstü sayılarda bu taraflardaki sorularda karşımıza çıkıyor. Bir dönüşüm yapmamız gerekiyor. Ama kıyaslama sorularında ama toplama çıkarma sorularında bunu yapmak zorundasın. Dolayısıyla dönüşüm önemli. ...tür dikkat dinliyorsun. Şimdi... ...burada bir sayı var. 240 çarpı 10 üzeri 5. Bunu... ...10 üzeri 7'ye çevirmem istenmiş. Hmm. Şimdi bakın gençler. Çok büyük, çok küçük sayılar ya da böyle... Ee, ...bu tarz sayılar. iki gruptan oluşur. Birinci grup... ...tam kısımdır, Sayı kısmıdır. İkinci grup... ...onluk kısımdır. Tam o. Tamam mı? Tam kısım, onluk kısım. Şimdi buradaki... ...kim nasıl değişmiş ona bakacağız. Kim değişmiş... 10'luk kısım değişmiş değil mi? 10'luk kısım 10 üzeri 5 iken e, isyan etmiş. Ben demiş bıktım artık 5 olmaktan 7 olacağım demiş. Basamak atlamış. Harika. O zaman bakın ne diyoruz? Ne diyoruz? Diyoruz ki burada bir isyan çıkmış. Burada 10'luk kısım artmış. Artmak istemiş. Tamam. Sıkıntı yok artabilirsin. Ama bizim yapmamız gereken burada öğrenci olarak onluk kısmı artıyorsa dengeyi sağlamak zorundayız biz. Yani kendini bir hakim gibi gör. Adaleti sağlamak zorundasın. Onluk kısım artıyorsa o zaman tam kısmın düşmesi gerekiyor. Mevzu bu kadar basit. Dönüşüm bu. Bitti. Onluk kısma soruyoruz. Kardeş tamam arttın da kaç arttın sen? 10 üzeri 5 iken 10 üzeri 7 olmuş. 5'ten 7'ye. 2 basamak artış var. 2 basamak artmış. O zaman diğer kardeşimize de diyeceğiz ki sen de 2 basamak küçül. Çünkü yandaki arıza çıkartıyor. Tamam. Dolayısıyla 240'ı <laughs> özür dilerim. 240'ı 2 basamak düşüreceğim. Diyeceksin ki nasıl düşüreceğiz hocam? Şöyle. Varsa 0 ...bir tanesi hakkımızı oradan kullanabiliriz. Bak bir tane sıfır attım, bir tane düşürdüm. Yani küçülttüm sayıyı. Sayıyı küçülteceğiz. 10 üzeri 5'ten 10 üzeri 7'ye büyüyor. 5 sıfır varken 7 sıfır oluyor. Büyüyor. E, tam kısmının küçülmesi lazım. 240'ı bir tane küçülttüm, sıfır attım. Kaldı 24. Onu da bir tane virgülle küçültüyorum. O zaman buraya ne yazmam gerekiyormuş? 2,4. Finito. Bitti. Hemen yandakine geçiyorum. Şimdi burada da sayı kısmında bir numara var. Tabii ki de bu yanlış yazılmış. Hemen ben sana orayı bir modifiye edeceğim bir saniye. Burası 4.5 olamaz tabii ki de. Burası 5.4 olacak. Ah bu dizgi hataları. Ah neyse. <laughs> 5.4 çarpı bir şey. Burada da sayı kısmında yani tam kısım dediğimiz o kısımda bir dönüşüm var. Heh. Nasıl bir dönüşüm var? Şimdi bu arkadaş yine isyan etmiş. 0 ,54. 0 0.54 0.054 oldukça küçücük bir sayıyken... isyan etmiş. Demiş ki ben büyüyorum arkadaş. Bu tam kısım 5,4'e kadar. Sonuçta 5,4 daha büyük biliyorsun. Bu arkadaş büyüme yönünde bir isyana kalkışmış. Tamam. O zaman bizim derdimize dengeli sağlayacağız. Diğerine diyeceğiz ki sen de abilik yap, bir büyüklük yap, küçül. Tamam. Şimdi hemen soruyoruz tabii kaç basamak büyüdük? Şimdi bu sayı 0.54 iken bir tane şuraya gelse virgül yetmez. Bir tane daha gelsin tamam 5,4. Yani iki basamaklık bir büyüme gerçekleşmiş. O zaman diğerine diyeceğiz ki sen iki basamak küçül. Bakın dikkat. Eksi 3'ten iki basamak küçüleceksiniz. Asansör mantığı sıfırıncı kat eksi 1 eksi 2 eksi 3. kattasın. İki basamak küçülürsen eksi 4 ve eksi 5'e gidersin. Aman dikkat asansördeki mantığı düşün. Aşağı indikçe eksilerde de ee, bir aşağıya ineceksin. Aslında sayısal büyüyor ama değersel olarak küçülüyor. Diye algılarız. Unutma. Dolayısıyla buraya ne yazıyorum o zaman? İki basamak küçülttüm ve 10 üzeri eksi 5 yapıştırdım. Tamam. Çok büyük çok küçük sayılar dönüşümü de bu şekilde dedim ve geldik esas mevzuya. Bilimsel gösterim. Şimdi bilimsel gösterim aslında çok büyük çok küçük sayılarla aynı mantık. Sadece bilimsel gösterim şu. Bu arada nedir bilimsel gösterim biliyor musun? Şudur. Tüm dünyada demişler ki ya biz bu matematikte böyle kimyada deney yapıyoruz. İşte matematikte işlemler yapıyoruz. Ortak bir dil kullanalım. E, elin Almanya'sında farklı kullanıp ne bileyim e, Mısır'da farklı kullanılmasın. Herkes aynı kullansın. Herkese demiş ki o zaman bir bilimsel bir gösterim yapalım. Bu da şu demek bilimsel gösterim diyor ki e, yine tam kısım ve şöyle tam kısım ve onluk kısım var. Tamam tam ve onluk kısım var. Demişler ki buradaki sayı kısmını 1 ile 10 arasında yazarsak ona biz bilimsel gösterim demiş oluruz. He. O zaman burada benim anlamam gereken mevzu şu. Sayı kısmı yani şu tam kısım 1 ile 10 arasına gelecek. Yani sen o az önce öğrendiğin dönüşümleri işte burada yapacaksın. Hemen örnek. Hemen bir örnek. Bak şimdi. Alttaki sayımda bak şurada 43 var ve 10 üzeri 4 var. Yani bir tam kısım var bir de onluk kısım var. Tam kısım şu an bilimsel değil. Çünkü bilimsel olması için 1 ile 10 arasına gelmesi gerekiyor. E getirtiriz. Bizim işimiz bu ya. Bizim işimiz bu. Sen 43'sün. Sen büyüksün oğlum. Biraz küçül de cebime gir diyoruz. 43'ü 1 ile 10 arasına almam lazım. Bir basamak küçülteyim. Yani sıfır olmadığı için sıfır atamıyorum. Virgülle küçülteceğim en sağda bir hayali virgül var gibi düşünün tamam mı? Onu bir tane sola kaydırırsanız sayıyı küçültmüş olursun. Ne oldu bak 4,3 oldu. O zaman ben sayıyı 4,3 yapmış oldum. Yani sayı kısmını tam kısmını bir basamak küçülttüm. Tabi dengeyi korumak zorundaydık. O zaman ne yapıyoruz? Diğerini bir basamak büyütüyoruz. Yani 10 üzeri 5 oluyor. Mevzu bu kadar. Hemen alta geliyorum. Burada da ne görüyoruz? 0 bir 158 0, 158. oldukça küçük. Derdimiz ne bilimsel yapmak için 1 ile 10 arasına gelmesi gerekiyor. Buna da ne diyoruz o zaman sen biraz büyü. Bir basamak büyüse yetiyor sanki. Şöyle oluyor. 1,58 oluyor. 1 ile 10 arasına girmiş oluyor. Harika. Yeterli. O zaman bu sayı kısmını ne yapmış olduk? Şu sayı kısmını ne yapmış olduk? Bir basamak büyütmüş olduk. O zaman ne diyoruz? Onluk kısma. Sen de bir tane küçül de. Kargaşa kavga çıkmasın. Dolayısıyla 10 üzeri 3 olacak bana bir tane küçülürse 10 üzeri 2. Tamam mevzu tam olarak bu kadar. Ve geldik LGS 2022'de çıkmış soru. Çıkmış ya sormuşlar. Sorunun kolaylığına bak. Bitkilerin işte uzama miktarları verilmiş. Bilimsel gösterimi hepsini diyor topla. 3 ayda toplam uzama miktarının bilimsel gösterimi diyor. Hepsini topla ve bitir diyor. Heh, şimdi toplayacağım ben. Ama şu an toplayamıyorum. Toplama yapabilmem için şu onluk kuvvetlerin aynı olması lazım. Ki alt alta diğerlerini toplayabileyim. Bunun için ne yapıyoruz? Dönüşüm. Çok büyük çok küçük arasındaki o dönüşümü yapacağız. Şimdi. Nasıl başlayalım? Nasıl başlayalım? Ee, hepsini şöyle sağ tarafa doğru kaydıralım. Yani tam kısımları biraz virgülden kurtarmaya çalışacağım. Mesela... E, en alttakinden mi başlasak? En üsttekinden şöyle mesela en üsttekine 0,081 diyor ya. Ben onu şöyle büyütsem 1, 2, 3 büyütsem 81 olur. O zaman diğerini de 3 küçültmem lazım 10 üzeri 1 olur. Alttaki arkadaşı 1, 2 büyütsem 19 olur. Şu tam kısmı 2 küçültsem çünkü 2 büyüttüm bunu da 2 küçülteceğim. Bu da 10 üzeri 1 olur. Harika gidiyoruz. En alttaki Mart ayını 1, 2, 3, 4 büyütsem 25 olur. Bu 10'luk kuvveti de 4 küçültsem 10 üzeri 5, 4 küçül 10 üzeri 1 olur. Cillop oldu. Harika. Hepsinin yanında 10 üzeri 1 oldu. Hatta ben bunları şöyle de yazabilirim. 10 üzeri 1 biliyorsun 10 demek. Yani 81 çarpı 10 oldu bu. Ya bu 810 oldu. Bu arkadaş 190 oldu. Bu arkadaşımız da 250 oldu. E ben bunları bir güzel toplarım. Hiç karışmayın. 0 0 0'dan 0. 9 1 10. 5 de burada 15. Elde var. 1 8 1 daha 9 bir de elde 10. 2 de buradan 12 cevabı veriyorum. 1250. Bitiyor mu burada? Tabii ki de hayır. Bilimsel demiş bilimsel. Adam orada kabak gibi yazmış. Bunu tamam diyor bulabilirsin. Bunu bulmak çocuk oyuncağı diyor. Ama sen 8. sanırsın. Sen LGS canavarısın. Bilimsel gösterim diye bir konu biliyorsun sen. Bunu diyor bilimsele çevir. Çeviririz diyorsun. Hocam LGS amca bunu çevirmeyecek ne var yani? Çat çat. Şimdi 1250'yi bilimsele nasıl çevirirsin? Diyeceksin ki bana hocam bu sayı var burada ama onluk kısım yok. Aa sen şok. Ben de şok. Onluk kısmı ne yapacağız? Ben o kadar şok değil ama. Çünkü biliyoruz ki Yanına her sayının yanına hayali bir bir yazabiliriz. E hocam onun üzeri sıfır yazdın. E tamam çocuğum 10 üzeri sıfır zaten bir demek değil midir ya? Aslında ben oraya bir yazdım ya etkisiz eleman. Yazabiliriz tabii ki de. Ve bu bize şimdi şöyle bir kolaylık sağlıyor. Burası tam kısım, burası onluk kısım. Şimdi istediğim hareketi yapabilirim. Neydi istediğim hareket? Şu tam kısım yani sayı kısmı 1 ile 10 arasına gelsin istiyordum. 1250 çok büyük, kocaman. Küçülsün, küçülsün de cebime girsin. Dolayısıyla küçültüyorum. Dikkat. Bir küçülttüm. İki, üç küçülttüm. 1 küçülttüm. 2, 3 küçülttüm. 1,25'e getirttim. Ne yaptım? 3 küçülttüm. Diğer kardeşimize de o zaman denge sağlamak için 3 büyüteceğiz. 10 ee, üzeri 0, 1, 2, 3. 3 tane büyüdü. 10 üzeri 3 oldu. Büyüdü ve o da artık e, aramıza katıldı. 1, 25 çarpı 10 üzeri 3'ünde nerede görüyorsun? A görüyorsun. Çakıyorsun A'ya ve geçiyorsun bomba soruya. Şimdi bu soruyla da dersi bitiriyorum. Gördüğün gibi son sayfam. Bak görüyorsun değil mi? Burada bir şey var mı? Yok. Boş. Orada bir şey yok. Dolayısıyla bomba soruyu çözüp dersi bitireceğiz. Tamam. Hadi gel okuyalım önce sorumuzu. Gerçekten bomba bir soru bu arada. 50 kuruş ve 10 kuruş madeni paralar dik dairesel silindir şeklinde. Tamam. Burası önemli değil zaten şekli görüyorsun. Ve ne yapılıyormuş? Şimdi ne yapıldığını da bir şöyle görelim mikrofonumuzu ayarlarsak. Ses geliyor mu bu arada ya? Hiç söylemiyorsunuz ha hocam bir arada kontrol et. Ses var mı? Varmış tamam. 50 kuruş ve 10 kuruş madeni paralar dik dairesel silindir şeklindeymiş. Bu madeni paralardan 50 kuruş değerindekilerden 8 tanesi. Ha, hemen notumu alayım. Şu arkadaştan. 8 tanesi. Ee, sonra 10 kuruş değerindekilerden de 10 tanesi üst üste diziliyormuş. Şu 10 kuruştaki arkadaşlardan da 10 tanesi üst üste diziliyormuş. Tamam. Sonra ne yapılıyormuş? Yükseklikleri birbirine eşit oluyormuş. Hoppa buradan biz soruyu cık, tokatlayacağız gibi gözüküyor. 10 kuruşun bana kalınlığını vermiş. Şuymuş. Buna göre 50 kuruşu değerindeki bir adet madenin paranın kalınlığını bilimsel diyor bir zahmet diyor buluver. Tamam. Şimdi madem bakın yükseklikler eşit oluyor ben oradan yola çıkabilirim. Şimdi bir tane 10 kuruşu biliyoruz. İşte 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 2 çarpı 10 üzeri eksi 4. Bunu bir yazabilir miyiz? Şöyle 10 kuruşun bir tanesi neymiş? hadi bakalım nasıl yazacağız? Şimdi hemen size soruyorum. Şu sayının içerisinde tam var mı tam? Yok. O zaman 0 virgül diye başlıyorsunuz. Peki soruyorum. 10 üzeri eksi 1 var mı şu çözümlemede? Bu çözümlenmiş hali verilmiş. 10 üzeri eksi 1 var mı? Yok. Yoksa yerine bir karanfil bırak. Gelmemiş. Yani 0 koyduk. 10 üzeri eksi 2 var mı? Yok. Yapıştır yerine bir tane 0. Geçme dur. 10 üzeri eksi 3 var mı? Var. 10 üzeri eksi 3 nasıl var? Ne yazmam gerekiyormuş başına? Bir. O zaman şuraya. Oğlum ne oluyor bugün ya? Çocuğum soru çözmeyeyim diye sabote etmeye çalışıyorlar. Partikül matematik kanalına oyunlara gelmeyiz. Dolayısıyla şuraya da bir yazacağım. Sonra 10 üzeri eksi 3'ü yazdım. Soruyorum sonra 10 üzeri eksi 4 var mı? Var. Başındaki sayı ne? 2. Hemen oraya da 2 yazıyorum. Bak ne yapmış oldum? Bir tane 10 kuruşun kalınlığını bulmuş oldum. 10 kuruşlar kaç taneydi? 10 taneydi. Bunu da çarpı 10 yapalım. Onla çarpmak bir tane büyütmek. Virgülü şöyle bir sağa kaydırırsam 0,012 olur. Bu da nedir? Toplam yükseklik. Toplam yüksekliğimi buldum. Şimdi bu 8 tane 50 kuruşa eşit aynı zamanda bak. 10 tane 10 kuruş 8 tane 50 kuruşa eşitmiş. O zaman ben bunu 8'e bölersem bir tane 50 kuruşu bulurum. Zaten de istediğim o. Harika. Son işlemi yapıyorum. 0,012'ye 8'e bölüyorum ve cevabı buluyorum. Bu cevap benim istediğim şey. Tabi bu işlemi yapmak sıkıntı. Mevzu orada başlıyor zaten. Nasıl yapacaksın hocam? Tabii ki de şöyle aşağıda yapacağım öncelikle. Taşı kardeş seni şöyle. Nasıl yapacağım biliyor musun? Şu 8'i bırak. Orada bir sıkıntı yok ama üst tarafta sıkıntı var. Onu da nasıl yazacağım biliyor musun? 12 bölü 1000 olarak yazacağım. Yazabilir miyim? Yazarım tabii. Kim karışır? Dolayısıyla da buradan sonra da birinciyi aynen yaz ikinciyi ters çevir çarp. Bu biliyorsun 8 bölü 1. Tersi nedir? 1 bölü 8. Buradan da bir temiz sadeleşir miyiz? Şöyle 4'e böl 3, 4'e böl 2. Ee, tamam. 3 bölü 2 geldi. Ve 1000 var. Şimdi şöyle yazabilir miyim ben bunu? Bak 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 bak. 3 bölü 2 çarpı 1 bölü 1000 diye şöyle bir ayıkladım. Bu 1 bölü 1000'i niye ayıkladım? Çünkü onu 10 tabanında yazacağım. 3 bölü 2'yi de 1,5 olarak yazarım. Çünkü şıkların hepsinde 1,5 falan var. O civarlarda Tamam 1,5'u yaz. Ardından 1 bölü 1000'i de 10 üzeri eksi 3 olarak yazarım. Cevabı da böylece bulurum. Hazır cillop elime bilimsel geldi. Ekstra bilimsele dönüştürmek için bir şey yapmama gerek kalmadı. Dolayısıyla ne diyorum? 1.5 çarpı 10 üzeri eksi 3 yani yine A şıkkına vuruyor. Dersi de burada bitiriyoruz. Ne yapıyoruz? Seni ödevlerle baş başa bırakıyoruz. Hemen sıcağı sıcağına konuyu öğrenmişken gidiyorsun şu arkadaşım şu tosuncuktaki üstü ifadeler çözümleme sorularını yapıyorsun ardından da denemeyi çözmeyi unutma. Peki hocam onlar beni kesmedi. Bana biraz efso gönder diyenler de üstü ifadeleri artık bitirdik. Test 5 6 7 8'i de buradan güzel güzel tokatlayabilirsiniz. Tamam? Hadi bakalım. Sizleri seviyoruz. Sizlere güveniyoruz. Erken kalkan yol alır. Bu sözü lütfen unutmayın. Şöyle bir Eylül'e kadar yani okullar açılana kadar biz şu konuları güzel bir şöyle yoğuralım. Tamam mı? Ondan sonra dönem içerisinde bu konular senin beyninde demlenecek ve ikinci dönem falan buradan soru artık kaçırmamaya başlayacaksın. En zor, en baba soruyu bile böyle havada gelirken çat tokatlayacaksın. Size güveniyorum. Bunu yapacaksınız. Yapanlar oldu. Sıkıntı yok. Tamam mı? Eğer düzenli, disiplinli ve planlı çalışmaya devam ettikçe bunun karşılığını alamama gibi bir durum söz konusu değil. Tamam? Hadi bakalım. Bir sonraki videoda o zaman görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşça kalın.